Üçüncü alıştırma, metinde geçen emir fiillerinin mazi ve muzahillerini bulunuz diyor. Biz tüm mazi, muzahir ve emir fiillerinin hangisi geçiyorsa diğer ikisini bulalım metinden. Muallimu sibahati, yüzme hocası. Yüzmeyi öğreten, yüzme hocası. Vakafe Hassanun ma'a ashabihi emame nehri yuallimuhum sibahate ve kale inzil ya Abdel Kayyumi fil ma'i la tahaf ya Umaru ubsut keffeyke ceyiden vadrib bihimel ma'a ve ente ya İbrahim iftah ayneyke vanzur dâhilel ma'i. Kale ashabuhu uskut ya Hassan ve taale isbah maana enzil ve cerrib el maa havale Hassan en yenzile velakin kademehu zellet ve sakata fi nehri ve saha en necdete en necdete inneni la a'rifu sibaha. Yüzme hocası Hasan arkadaşlarıyla birlikte onlara yüzme öğretmek üzere nehrin önünde durdu ve dedi: Abdülkayyum, suya in, korkma. Ömer, avuçlarını iyice aç ve onlarla suya vur, suya çarp. Ve sen ey İbrahim, gözlerini aç ve suyun altını gör. Arkadaşları dedi: Sus Hasan, Hasan ve gel bizimle beraber yüz. İn ve suyu dene. Hasan inmeye çalıştı fakat ayağı kaydı ve nehre düştü ve bağırdı: İmdat, imdat, ben yüzme bilmiyorum. Efendim metnimiz bu. Şimdi fiillerin mazi, muzari emirlerini vereceğiz. Ama madem fiili öğreniyoruz, anlamıyla birlikte muzarisini ve emrini de öğrenmemiz lazım. Muzarisini ve maslarını da öğrenmemiz lazım. Bir de kullanımını, nesnesini nasıl alıyor? Buna cevap bulmak lazım. Tabi emir sigasındaysa fiil efendim mazisini ve muzarisini de burada istiyor. Biz mazi, muzari maslarını ve kullanımını bildiğimizde o soruyu da cevaplamış olacağız. Çünkü emirleri muzariden türetiyoruz ve tek bir işlemle yapıyoruz bunu. Kolay. Şimdi önce ögeleri ayıralım. Nasıl böyle tercüme ettik? Yüzme hocası, bu bir isim tanımlaması. Efendim, Hassan fail, vakafe Hassan fiil fail, ma'a ashabihi, bu hal ögesi, emamen nehri, nerede, mef'ulün fi ögesi, yuallimuhum esibahate, bu kendi içinde bir fiil cümlesi, yuallimu fiil, faili gizli, hum mef'ulün bi, esibahate, mef'ulün bi, demek ki alleme çift nesne alıyor. Evet. Hum birinci, sibaha ise ikinci meful. Fakat bu fiil cümlesinin tümü onlara yüzme öğretiyor. Kim öğretiyor? Hasan. Hasan marife. Bu cümlede yargı ve kafe üzerinde. İşte marifeden sonra kendisiyle gelen bir cümle eğer yüklem değilse, ki yüklem değil, bakınız vakafedir yüklem. Bu hal ögesidir. Ve hal ögesini Türkçe'ye dığı halde, erek, arak şeklinde tercüme ettiğinizde kulağınızı tırmalıyorsa cebinizden üzere sözcüğünü çıkarın ve tercümeye yansıtın. Hasan arkadaşlarıyla birlikte nehrin önünde onlara yüzme öğretmek üzere durdu. Fiil, fail, hal. Mef'ulün fi hal ve dedi,
mazi bir fiil. İnzil bu emir fiili. Ya Abdelkayyum bu bir nida cümlesi, ara cümlesidir. O yüzden önüne ve sonuna çizgi konulmuş. Nida harfi ve münadadan oluşuyor. Nida üslubu diyoruz. Nida cümlesi diyoruz buna. İnzil fil mâi, suya in. La takaf, bu muzari fiil başına la gelmiş ve cezmetmiş. O zaman bu yasaklama bildiren la'dır. Eğer cezmetmeseydi olumsuzluk bildiren la olurdu. Ya Umar'u yine ya Abdelkayyum gibi nida cümlesidir. Nida münadadan oluşuyor. Efendim burada dammel olmasının bir sebebi var. Ya Abdelkayyum'da fetal olmasının bir sebebi var. İzafet halinde fetal olur, mansup olur. Ama özel isimler tek sözcük ise efendim dammeli yani ref alamet üzere mebni olur. O yüzden dammeli gelmiştir burada. Upsut emir fiili, fiil. Tabii fiiller ente zamirine göre çekildiği için burada failleri gizlidir. İnzil faili gizli. Upsut faili gizli. Kefeyke bu avuçlarını demek olup mefulün bir bölgesidir. C'den efendim iyice demek bunu hal ögesi sayarız. Özür dilerim. Meful mutlak ögesi sayarız. Yani upsut keffeyke bastan ceyiden. Efendim. Tabi burada bastan düşünce sıfatı onu yerine almış. Naib. Naibi meful mutlak diyorlar. Vadrib bihimel me'e da idrib emir. Efendim. Faili gizli. Bihime mefulün bir gayrı sarih diyebiliriz. El me'e bu da mefulün bir vegesidir. Darabe hu. Ve ente ya İbrahim. Ya İbrahim bir nida cümlesidir. Nida harfi münadadan oluşmaktadır. Tek sözcükten oluşan özel isim olduğundan ref alameti üzere mebni olmuştur. Burada damm üzere mebnidir. İftah ayneyke fiil, faili gizli, ayneyke mefulün bihtir. Unzur dahil el me'i ifadesinde unzur fiil faili gizlidir. Dahil el me'i efendim bu mefulün fih ögesi kabul edebiliriz. Suyun altında hani bak. Neye bak? İşte balıklara bak. Efendim gibi düşünebiliriz. Ya da efendim unzur suyun altına bak. Efendim yok, az önceki söylediğimiz daha uygun. Efendim, nazara normalde bakmak anlamında nesnesini ile alır. Unzur ile şeklinde kullanılır. Burada suyun altını gör. Efendim, anlamı kastedilmektedir. Ya da ile harfi ceri düşürülmüştür de denilebilir. Kale ashabuhu, arkadaşları dedi. Fiil failden oluşuyor. Şimdi tırnak olması lazım burada. Ya tırnak yerine iki nokta konulmuş. Her ikisi de yapılabilir. Bu tırnak arasındaki söz kale fiilinin mefulün bih öbeği olur. Fiil, fail, mefulün bih. Mefulün bih de kendi içerisinde bakınız uskut cümlesinden oluşur. Uskut bir cümledir çünkü fiildir. Her fiil bir cümledir. Çünkü merfu ögesini zorunlu olarak içerir. Uskut fiil, gizli olan ente zamiri sonra failidir. Ya Hassan nida cümlesidir. Nida harfi ve münadadan oluşuyor. Ve Teala, Teala de efendim sadece emir sigası bulunan bir camit fiildir. Gel demek. İsbah me'ane, bizimle birlikte yüz. İsbah emir, faili gizli, me'ane haldir. İnzil, in demek faili gizli. Fiil failden oluşuyor. Vav atıf harfi tabi. Cerrib il me'e, cerrib emir fiili, faili gizli. El me'e mefulün bihtir. Sınamak, denemek, tecrübe etmek demek. Havele hassenun en yezille, yenzile, havele
فيل حسان فاعل أن ينزل مفعول به ويسر، ولكن قدمه زلت أما أي قاعدة قدمه لكن اسم زلت لكن haberidir. İnne ve kardeşler isim cümlesinin önüne gelir. Mübteda ve haberin önüne. Tabi mübteda haber demiyorlar da lakinen ismi lakinen haberi diyorlar. Kaydı. Ve sakatı fin nehri sakatı fiil faili gizli fin nehri mefulün fi fiil fail mefulün fi ve saha efendim ve bağırdı efendim çığlık atmak bağırmak yüksek ses çıkarmak demek. Faili gizli. En necdete bu imdat anlamına gelen efendim yardım istiyorum anlamında düşmüş bir fiilin nesnesidir. O yüzden fetali gelmiştir. İnneni la e'arife sibahate. Buradaki inneni'nin y'si innenin ismidir. Şuradaki nun efendim koruma nunu efendim bir harf kabul ediliyor. Ama önemli değil. İnneden sonra gelen bu onun öznesi. La arifu sibahate innenin yükleme haberidir. Yüklemde fiil cümlesi olarak gelmiş. E'arifu fiili gizli olan ene faili sibahate de mefulün bir ögesidir. Şimdi ögelere ayırdık. Efendim bir alıştırmada bizden istenileni yapalım. Bunu yapmak için istenileni ve daha fazlasını yapacağız. Vakafe yekifu efendim emrini otomatikman yapıyoruz. Gif mastarı vukuf dur. Bu anlamda lazım bir fiildir. Durmak demek. Mesela şuradaki vakafenin muzarisi yakifu emri neymiş? Gif. Efendim sonra yuallimu fiili geçiyor. O öğretmek demek. Mazisi alleme. Muzarisi yuallimu. Emri allim. Mastarı ise talimdir. Bu nesnesini ki çift alır. Çift mef'ul alan fiillerdendir. Allemahu iyyahu. Ona onu öğretti. Mesela allemeni bana öğretti. El kitabete yazmayı. Allemeni el keleme bana konuşmayı öğretti. Gibi. Efendim burada kale fiili var. Dedi, söyledi. Yekulu kale yekulu kul. Bunun mastarı kavuldür. Nezele indi. Yenzilu iner iniyor. İnzil in. Nuzul inmek demektir. Khafe korktu. Yehafu korkar korkuyor. Efendim. Khaf kork. Khauf bu da korkmak demektir. Bu nesnesini direkt alabileceği gibi hafehu, hafe minhu şeklinde de kullanılabilir. Birisinden, bir şeyden korkmak demektir. Burada la tahaf gelmiş. Muzari fiilin önüne la getirmiş. Muzari fiil de meczum olmuş. La, kendisinden sonraki muzari fiil cezmettiğinde yasaklama bildiren la'dır. La'yı nahiye. Basata, yapsutu, emre upsut efendim mastarı bast'tır. Basatahu onu açtı. Yaydı demektir. Nesnesini direkt alır. Darabe vurdu, dövdü. İşte burada çırpmak, çarpmak anlamına gelmiş. Suya avuçlarınla çarp diyor. Darabe yadribu idrib efendim mastarı darbun kullanımı darabahu. Efendim buradan örneklere baktığımızda yadribu dan idrib
ينزلُدًا انزل şeklinde emir türetiyoruz. Ama yebsutu'dan obsut şeklinde. Bu bize şunu gösteriyor. Muzari fiilden emir türetirken muzarlık harfini düşürürüz. Yerine eğer sakinse kendisinden sonraki harf elif getiririz. Elif vasıl. Sonunu sakin kılarız. Aynı fiilin hareketine göre bu elifi damme ise dammeli, değilse kesralı hale getiririz baştaki elifi. Şimdi o yüzden upsut dedik. Aynel fiilin hareketini biz değiştirmiyoruz. Harekeye göre damme ise elifi de dammeliyoruz. Değilse yani kesralı ya da fetalı ise hangisi olursa olsun bu elifi kesralıyoruz. Yenzilu inzil olmuştur. Oysa yakıfı da ya da yekulu da muzarlık harfini düşürünce ilk kendisinden sonraki gelen harf hareketsiz değil. O yüzden herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sonunu sakin kılıyoruz. Elde ettiğimiz yapı ente zamirine göre emir fiilidir. Yekifu kif. Yekulu kul. Diyeceksiniz ki kul niye kul diyorsunuz? Efendim l sesini sessiz hale getirince efendim şu vav da sessiz. İçtimai sakineyn diyorlar. İki sessiz harfi yan yana gelince efendim illetli harf otomatikman düşüyor. Yuallimu'ya gelince. Yuallimu bir en az dört harften oluşan bir fiildir. Yani üç kök harfi artı bir zayid harf. Bunların emrini yaparken efendim bablara bakıyoruz. Fe'ale, yufa'ilu, fe'il, tef'il, mufa'il, mufa'al. Evet, bunu ezberlememiz gerekiyor. Efendim, yahafu'da da bakınız, muzarlık harfini düşürüyoruz. Fe'yi sessiz hale getirince haf oluyor. İçtimai sakineyden dolayı haf elde ediliyor. Eğer ikil yapmak istersek, o zaman fe'den sonra elif getirdiğimizden, artık fe sessiz değil, şuradaki elifin düşmesine ha'daki gerek yok, ihtiyaç yok. O yüzden iki kişiye korkun ya da üç kişiye korkun demek istiyorsak hafe, hafu dememiz gerekiyor. Devam ediyorum. İftah demiş. Bunun mazisi fetaha, muzarisi yeftahu, emri iftah, mastarı fethun, kullanımı fetahahu, nesnesini direkt aldı. Açtı, ona açtı demek. Nazara, yanzuru, emri, onzur, nazarun, bu da mastarıdır. Efendim normalde nazara ileyhi şeklinde kullanılır, ona baktı. Fakat nazarahu şeklinde de kullanıldı olur. O zaman da onu gördü anlamını verelim. Efendim. Fakat nazara ile'nin kullanımı çok yaygın. Kale söylemiştik. Sekete uskut diyor. Bunun mazisi sekete, muzarisi yeskutu, uskut emri, sukut susmak mastarı lazım bir fiildir. İsbah yüz demek, mazisi sebaha, muzarisi yesbahu, isbah emri, sibahatun mastarı, bu da yüzmek demek, bu da lazım bir fiil. Nezele söylemiştik, nezele yenzilu inzil, nuzul, cerrabe, bu tefil babından bir fiil, cerrabe, yücerribu, cerrib, tecrib. Efendim, tecribetun daha çok kullanılır. O yüzden cerrabehu tecribetun diyelim. Nesnesini direkt alır. Cerrabehu denedi, sınadı, imtihan etti hatta. Tecrübe etti. Demek imtihan etmek de bir tecrübe etmek, sınamaktır zaten. Burada Teala'dan bahsetmedim. Onu en sona bıraktım. Kalsın.
حاول فيل مفعل babından bir fiil. Muzdarisi yuhavilu emri havildir. Mastarı muhaveletun kullanımına gelince o havelehu şeklindedir. Nesnesini direkt alır. Buradaki en yenzile havelenin mefulün bih egesidir. Havelenin nesnesini direkt aldığını söyledik. Bu nesne efendim mastar olarak gelir. Bu mastar müvel mastar da olabilir, sarih mastar da olabilir. Mesela havelen nuzule inmeye çalıştı. Havele en yenzile, bu da inmeye çalıştı demektir. Müvel mastar olarak kullanımı daha şık. Zelle yezillu zellun kaymak demek. Bunun emri izlil ya da zilli şeklinde gelebilir. Sakata yeskutu uskut efendim sukut mastarı, bu da lazım bir fiildir. Saha yasihu sih emri, suyah, bu da mastarı, lazım bir fiildir. Arafe yarifu efendim iarif marifetun. Efendim mazi, muzari, emir artı mastar sıralamasıyla yazıyorum ben bunları. Arefehu, onu bilmek, tanımak, nesnesini direkt alan müteaddi bir fiildir. Biz bu şekilde hem fiillerin kullanımını öğrendik, hem cümle içerisinde gelen fiillerin mazi, muzari ve emirlerini zikretmiş olduk. Yani alıştırmayı yaptık, cevaplandırmış olduk. En son teala fiilimiz gelmişti. Bu tek sigası olan camit bir fiildir. Teala ente'ye göre çekimlenmiş halidir. Eğer entuma'ya göre çekimleyecekseniz teala'ya entum için tealev, enti için tealey, entuma için tealeye ve entunne için tealeyne dersiniz. Teal, bunların hepsi gel, 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 gel demektir. Tabi teale bunu enteye, tealeye, entuma, tealev ise entuma göre efendim çekimlenmiştir. Bir kalabalığa, erkek grubuna ya da en azından içerisinde bir tane erkek varsa o gruba tealev dediğinizde gelin efendim demektir. Sahip kelimesi, burada kelime bilgisi verelim. Efendim ashab şeklinde çoğulu yapılır. Sahabetun da gelir. Başka çoğulları da var tabii bunun. Arkadaş anlamına geliyor. Nehrun, nehir. Enharun. Nehirler. Ma, birliktelik bildiriyor. Ememe, önünde demekti. Meun, miyehun. Su, sular. Keffun. Ekfefun ya da kufufun, aynun, uyunun, göz, gözler, sahip, ashab demiştik. Kademun, ayak. Akdemun. Şeklinde gelir. Biz metni okuduk, tercümesini yaptık. Fiillerin kullanımlarından bahsettik.
Efendim, cümleyi ögelere ayırdık. Tamam.